Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Full yayınlarında çokgenler testini çözüyoruz. 3 numaralı teste geldik bu videomuzda. Birinci sorumuzu ayarlıyorum ve hemen başlıyorum dostlar sorularımızı çözmeye. İlk sorumuz çokgenler testinin ilk sorusu. Şöyle bir odaklanmasını da bir ayarlayalım. Bir daha şöyle bir güzelce biraz daha açalım, aydınlatalım. Ve ilk soruyla başlıyorum sorularımızı çözmeye. Bakalım ne diyor? Altı gelmiş, düzgün altıgen dostum. Bize de bu sarı bölgenin alanı soruluyor. Şimdi bir kenarını 4 santim vermiş şekilde de görüyorsunuz. Demek ki şurası da 4 santim. Bana bir ne lazım? Yükseklik lazım. Bu sarı üçgenin yüksekliği. Şimdi senin burada dikkat edeceğin şey şu. Sarı üçgenin yüksekliği aslında düzgün altıgenin şuradan aşağıya doğru inen şu kısa köşegeninin uzunluğuna eşitmiş dostum, bakın. Demek ki kısa köşegen yüksekliğe eşit. 4, 4, şurası 120 idi. Yükseklik neydi arkadaşlarım? Kısa köşegen ne oluyordu düzgün altıgende? Bir kenarın köküç katı. 4 köküçü yazdım. Demek ki yüksekliğim 4 köküç dedim. Hemen alanı buluyorum. Taban 4, yükseklik 4 köküç, çarp 2'ye böl, 8 köküçtür. Bir numaralı sorumun cevabı Adana'dan geldi. Geldik 2 numaraya. 3 iç açısının ölçüsü 145 bilmem ne bilmem ne ve diğer açıların ölçüleri sırasıyla 150 olan konveks çokgenin kenar sayısı kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın bunun için bir basit bir şekil çizelim arkadaşlar. Şöyle kaç kenarlı olduğunu bilmediğim bir çokgen çiziyorum dostlar. Bir iç açısı 145, diğeri 165, bir sonraki 170 ve bundan sonrakilerin her biri ise şöyle 150 derece olacak şekilde gidiyormuş dostlar. 150. Şimdi biz burada dış açılarla işlem yapacağız dostlar. 145'in dış açısı 35. 165'in dış açısı 15. 170'in dış açısı 10. 150'lerin de dış açıları 30'ar derece olacak. Şimdi biz biliyoruz ki bütün dış açıların toplamı 360 dereceydi çokgenlerde. O zaman şimdi toplayalım. Kaç var? 35 var. 15 var. 10 var. Ve kaç tane olduğunu bilmediğim 30'lar var dostlarım. Şöyle 30'ları da yazalım. Bunların hepsinin toplamı 360 derece olacak. Toplayalım şimdi. 35, 15 daha. Ne yaptı? 40, 50. Şurası 60 yaptı. Yani 60 artı kaç tane olduğunu bilmediğim 30'ların toplamı 360 olacakmış. 60'ı buraya attık. 30 tane K eşittir 300 geldi. K eşittir buradan ne çıktı? 10 çıktı. Demek ki 10 tane 30 var. Demek ki 10 tane 150 derecelik açı var. 3 tane de buradan açı geldi dostlarım. Şu 170, 165 ve 145'in açıları. 10 buradan, 3 de buradan, 13 tane açı geldi. 13 tane iç veya dış açısı var diyebiliriz. Demek ki 13 kenarlı bir şekildir bu. Cevabım Ceyhan'dan geldi gördüğünüz üzere. Evet, geçtik 3 numaraya hemen. Düzgün altıgende alan F, B, C, D bölü tüm şeklin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Biz burada şunu hatırlayacağız dostlarım. Şimdi normal bir ilk önce uzun uzun yapayım ben bunu da. Şunu görün. Bir kenarına A dersek şunların. Şurası A köküç olurdu değil mi dostlar? Kısa köşegen. Bu da A köküç öğretmenim. Hatta şurayı çizersem şu kısımda A, A'dan dolayı A köküç geldi. Yani şurada ortada oluşan üçgen bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin alanı, şu eşkenar üçgenin alanını bir bulalım. Neydi? Bir kenarının karesi. Bir kenarı A köküç olduğu için karesi 3A kare. Çarpı köküç bölü 4. Bu ortadaki eşkenar üçgenin alanı. Peki düzgün altıgenin alanını bulacağım. Düzgün altıgenin alanı da kardeşim 6 tane eşkenar üçgenin alanı. Yani 6 çarpı A kare köküç bölü 4 olacak. Bu da düzgün altıgenin alanı.
Hemen şunları 6a kare kök 3 bölü 4. Bu da 3a kare kök 3 bölü 4. Bakın yarısı. Demek ki şu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı tüm düzgün altıgenin yarısı olacak dostum. Bak buna göre konuşursak şimdi şunlara A dediğimizde 3A düzgün altıgenin bir yarısı, ortadaki de diğer yarısı oluyor. Şurası da 3A olacakmış. Artık bunu da unutmayalım dostlar. Demek ki şimdi bizden istediği şey bir, şu ortadaki dörtgenin alanını istiyordu. 4A bölü tüm şeklin alanı 6A'dır dedim. 4 ile 6'yı da sadeleştirirsek 2 bölü 3 bulduk. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 4 numaradayız. Yine bir açı sorusuyla karşı karşıyayız. Bakalım ne diyor? Eşitlikler var. Düzgün beşgenmiş bu. Tık tıkı koyduysa ben de şöyle bütün kenarlarına tık tıkı koyuyorum dostum. Şimdi 108'di bir iç açımız. O halde şuraya 60 derece kalacak. Bunu üçgende açıdan da hatırlıyorsunuz. İki tık tıkın arası 60 derece ise hemen uç noktaları birleştirip eşkenar üçgen yapıyorduk. Şuralara da 60'ları yazalım. O halde şu açıya da 48 derece kalsın. Bakın burada da bir ikizkenar çıktı. 48 ise 132 kalır şu iki açıya toplam. 66-66 paylaşırlar. Şimdi şuranın toplamı da 108'di. Demek ki ben 108'den 66'yı çıkartırsam 42 alfayı bulmuş olurum diyorum. Geçtim 5 numaralı sorumuza. Düzgün sekizgenin içine düzgün beşgen. Dostlar düzgün sekizgenle düzgün beşgen. Tamam. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Dostlar düzgün sekizgenin hemen 360'ı 8'e böldüğünüz bir dış açısı. Yani 45 dereceyi buldunuz. O halde bir iç açısının ölçüsü, mesela şuradaki açının ölçüsü 135 derecedir dedim. Peki bakın şurada bir yamuk çıktı arkadaşlar. Bu yamuğu konuşacağız biz sizinle. Bu bir ikiz kenar yamuk dostlar. Gördüğünüz üzere şunlar birbirine eşit olan ikiz kenar bir yamuktur ki U kuralından dolayı şuradaki açımızın ölçüsü neydi? 45 derece olacak. Çünkü toplamları 180 olacak U kuralında. Aynı muhabbeti burada da yapsam, şu 135'tir deyip buraya da 45 derece yazsam olur. Peki alfa ile 45'in toplamı, alfa bir düzgün beşgenin bir iç açısı, yani 108 derece olacak. Demek ki alfayı bulmak için ben 108'den 45'i çıkartacağım. 63 derecedir diyeceğim alfa için. Geldim 6 numaraya. Bakın bu nokta noktalı soruları artık birinci mi ikinci testte mi ne, bir önceki videoda yine yaptık dostlarım. Dışarıdaysa bumerangdan yapacağız demiştik. Şunların ne diyor bize? Bir dış açısı kaç derecedir diye soruyor. Şunlara iç açıları ne diyordum hemen? 180 eksi alfa diyeceğiz demiştim. Bu nokta noktalı sorularda. Eğer açı dışarıdaysa bir iç açının ölçüsüne 180 eksi alfa deyin. Dolayısıyla dış açımız alfa. Şuradaki açımız da alfa. Şurası da 180 eksi alfadır iç açı olduğunda. Peki bumerangı yapalım. Bumerang şurada. İçeridekilerin toplamı, yani 2 alfa ile 90'ın toplamı dışarıdaki 180 eksi alfaya eşit olacak. Buradan 3 alfa eşittir 90, alfa eşittir 30 geldi. Alfa neydi? Bir dış açıydı. Zaten de onu soruyor bize. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Hemen 7 numaralı soruyla devam ediyorum. Şöyle bir alalım elimize. 7 numarayı. Bakalım ne diyor. Aşağıdan alanı 6 kök 3 birim kare olan düzgün altıgen biçiminde bir kağıt. Şimdi alanını verdiyse bir kenar uzunluğunu bulabiliriz artık. Devam edelim bakalım ne diyor. K ve L bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere. A noktası FK doğrusu boyunca katlanınca B noktası KC, D noktası. Bunlar katlanıyorlar arkadaşlar. Tamam, her biri katlanıyor. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğunu 2 vermiş zaten. Kendisi vermiş, bulmamıza gerek kalmadı. Bir kenar uzunluğu 2 birimse şunlara hemen 1 1 yazalım. Şurası 2 2 1 1 yazalım, 2 diyelim. Katlama sonunda oluşan şeklin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi dostum bak neler yapacağım ben. Şimdi şuradaki üçgenin alanını bulacağım ilk önce. Şurası 120 dereceydi. Sadece şu üçgenin alanını bulayım bir ilk etapta. Dostum
Bu sinüs alan bağıntısından bulalım bunu. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarını çarpıyorum 1 ile 2'yi. Bir de sinüs 120 ile çarpıyorum. Sinüs 120 neydi? Kök 3 bölü 2. Şu 2 ile şu 2 giderse kök 3 bölü 2'ymiş bu üçgenin alanı. O zaman bu da kök 3 bölü 2, bu da kök 3 bölü 2, bu da kök 3 bölü 2. Yani 4 tane kök 3 bölü 2 var. O halde 4 çarpı kök 3 bölü 2'den 2 kök 3'müş şunların toplamı. Şimdi diyor ki bize adam, şunu sen getir buraya koy. Bu bir. Bunu getir buraya koy. Bunu getir buraya koy gibi şunları katlıyor arkadaşlar. Şöyle tam çizemedim ama şöyle katladığımızı düşünelim. Şöyle katlıyoruz bunları. Artık şu dört parça yok. Şu hani toplamları 2 kök 3 dedik ya. Şunlar gidiyor arkadaşlarım. Ve ortada şöyle bir şekil oluşuyor. Şöyle bir dörtgen oluştu. Bunu da bir gösterelim. Burada bir dörtgen oluştu. Bu katlama sonucunda oluşan dörtgenin alanı nedir diye bir soru soruyor. Aslında bizden şunu istemiyorum arkadaşlar. Tüm alan neydi? 6 kök 3 vermişti bize zaten. Şu 4 tane üçgeni çıkarttığında, yani içeri katladığında, dolayısıyla çıkarttığında 6 kök 3'ten 2 kök 3'ü çıkarttığında geriye kalan alanı bize söyle diyor. O da cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet, geldik 8 numaralı sorumuza. Çevre uzunlukları birbirine eşit olan düzgün çokgen şeklindeki kağıtların her birinin kenar uzunlukları birer tam sayıdır. Tamam. Buna göre şekildeki beşgen ile sekizgenin... Tamam. Şimdi her birinin kenar uzunluğu, bak bunun bir kenarına K dersek biz dostum, KKK yazalım. Bunun çevresi 5K. Şimdi şuraya yazayım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. 5K bunun çevresi. Bunun bir kenarına M dersek bunun çevresi 6M yapar ve bunlar birbirine eşitmiş. Bunun bir kenarına N dersek çevresi 8N yapar. Şimdi bunların 3'ü birbirine eşit olduğu durumda hemen ekoklarını alıyorum. 5 kere 6 30, 4 ile çarp 120'dir bunların ekoku diyorum. 120. Ekokları 120. O zaman şimdi K dediğim şey, K 5 tane K 120 ise bir tane K 24 olur. Bunun bir kenar uzunluğunu 24 buldum. Benden en azı istediği için direkt 120'yi işaretledim. Normalde bunların 120'nin katlarına da eşit olur ama en küçüğünü istediği için direkt ekoklarına eşitledim. Bir de sekizgeni mi soruyordu? 8 tane N 120 ise bir tane N 15 mi yapıyor dostlar? Evet. Bunun bir kenarı da 15. Ne diyordu? Kenar uzunlukları farkı 24'ten 15'i çıkart diyor. Cevabım Ceyhan'dan geldi bile çoktan. Evet, gıcık bir soru gibi duruyor şu da. Bir okuyalım bakalım. Aşağıdaki masa örtüsü deseni düzgün altıgenler ile oluşturulmuştur. Tamam. Masa örtüsü üzerindeki sarı bölgenin çevresi 126 birim olduğuna göre masa örtüsünün çevresi... Bak ne kadar kolay soru. Sadece dikkatli saymanı isteyen bir sorudur arkadaşlarım bu. Sayarken dikkat et. Şimdi sarı bölgenin çevresini bir hesaplayalım mı? Bak sarı bölge... Bir şu kenardan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 tane kenardan oluşuyor sarı bölge. Bunların her biri düzgün altıgen olduğu için arkadaşlar, her bir kenarda birbirine eşit. Kaç tane dedik? 42 tane. 42 tane A diyelim biz bir kenara. 126'ymış. O halde A ne çıkar bu durumda? 3. Şimdi bir kenarı 3 bulduk. Bizden de ne istiyor? Büyük dörtgenin, büyük masa örtüsünün çevresini, yani şu dışarıdakileri sayacağız bu sefer de. Bakalım kaç tane var. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 tane de mavilerin oluşturduğu şekil var. O zaman cevap 54 çarpı bir kenar uzunluğu 3 olduğu için 54 çarpı 3'ten
150, 12 daha 162 yapar çevremiz. Arkadaşlar bunu şöyle de bulabilirdik biz. Bunu şöyle de görebilirdik. Yani saymak yerine daha kolay yollar da var ama ben her zaman saymayı tercih ediyorum dostlar. Öyle kısa yolu da var tabii ki bunun. Hani saymanın şurayı sadece hesaplıyorsun, şurayı sadece hesaplıyorsun, sadece şurayı gibi. Bu şekilde şekli şöyle parçalara ayırıyoruz dostlar. Diyoruz ki işte hocam burada kaç kenar var? 3, 6, 9. O zaman burada da 9, 9, 9, 9, 9 şeklinde 6 tane 9, 54 yapıyor gibi. Ya içiniz rahat ediyorsa tüm kenar sayılarını bu şekilde de bulabilirdiniz dostlarım. Ama ben bu yolu tercih ettim daha iyi anlayın diye. Evet bakalım ne diyor. Yukarıda Zeynep'in bir etkinlikte bir düzgün altıgenin etrafına eş kenar üçgenler yerleştirerek oluşturmuş olduğu motif verilmiştir. Şekildeki boyalı bölgenin alanı 96 kök 3. Hemen boyalı bölgeyi hesaplayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş kenar üçgen. Yani 6 tane a kare kök 3 bölü 4 dediğimiz şey 96 kök 3'müş. Kök 3'lere bay bay diyelim. 6'ya bölelim. 6'ya bölelim ne geliyor? 16 mı geliyor? Evet 16. 4 ile 16'nın çarpımı 64 eşittir a kare. A eşittir 8 bulduk. Eşkenar üçgenin bir kenarını 8 bulduk. O halde şuralar 4, 4. Motifin dış çevresi kaç birimdir diye bir soru sormuş. Biz hadi motifin dış çevresini hesaplayalım hemen. Dış çevrede bakın 2 tane 4 var burada yani 8. 1, 4 burada var 3. 2, 4 burada var 5. 1, 4, 6. 2, 4, 8. 9. 10, 11. 12. 14. 15. 17. 18 tane 4'ten oluşuyor arkadaşlar. 18 tane bir kenar 4 var yani. 18 çarpı 4'ten de 72 buluyoruz. Çört şeklin çevresini dedik. Evet geçtik hemen. Test 4'e. Test 4'teki birinci sorumuza dikkat edelim. Dostlar bunun içinde yine demiştim ki size hem konu anlatım videolarımda hem de bir ya da ikinci testte çözdük bunun gibi bir soru. Dostlar tıpkı çemberlerdeki gibi çevre açı şeklinden çözeceğiz bunu. Şöyle bu düzgün sekizgen ne yapıyorum? Hemen önce 360'ı 8'e bölerek 45 bir dış açısı diyorum. Ve şöyle yapıyordum arkadaşlar. Her bir kenarın üstüne 45 yazıyorum. Her bir kenarın üstüne yazıyorum. Ve diyorum ki alfa şuradan şu E ile C arasındaki 45'leri görüyor. Kaç tane 45 görüyor? 2 tane 45 görüyor. Tıpkı çevre açı gibi gördüklerinin yarısı olacak. Yani 90'ın 90'ı görüyor. 90'ın yarısı olacak. Cevap 45. Bakın bunda da aynı yöntemi yapacağım. Şimdi 20 dış açısını bilmiyoruz bu sefer. Bize zaten kaç kenarlı diye soruyor. 22 tane alfayı görüyor. Hemen ne diyeceğim? Gördüklerinin yarısıdır. Demek ki alfa 20 derece. Yani dış açımız 20 derece. 360'ı da dış açıya bölünce kenar sayısını buluyorduk. Demek ki 18'gen dedik. Bakın bu şekli tanıyacaksınız. Üçüncü testimizde çıktı karşımıza. Ne dedik? Buradaki üçgenin alanı her zaman tüm düzgün altıgenin yarısıdır dedik. Üçgenin alanını ne vermiş? 12 kök 3'müş. A, C, E. Evet bunun alanı 12 kök 3. O zaman düzgün altıgenin alanı 24 kök 3. Peki ben düzgün altıgenin alanını nasıl buluyorum? 6 tane eşkenar üçgenin alanı 24 kök 3'müş. Kök 3'ler gitti. 6'ya böl 6'ya böl 4. 4 ile de 4'ü çarp 16 eşittir a kare. Bir kenarını 4 bulduk. Bizden ne istiyor? Çevresini. 6 tane 4'ü istiyor. 24 geldi sorumun cevabı. Evet 4 numaralı soruya bakıyorum. Alan GDE bölü BGF. Şu mavilerin oranını istemiş bizden. Kenar uzunluklarından hareket edelim dostlarım biz hemen. Şunların biz 30'ar derece olduğunu düzgün altıgende. Şuranın 120 hatta 60-60 diye bölündüğünü. Şurası 90'ar derece. Şurası da 90 derece. Yine şuralarda 30. Şu araya kaldı 120 olması için 60. Şuraya kaldı 30 derece diyelim. Şimdi hemen bir yere K deyip başlayacağım dostlar. Bakın şurada 30'un karşısına hadi gelin K diyelim. Şurası K. 60'ın karşısına ne olur? K kök 3.
Şurada da 30'un karşısı K'ysa 60'ın karşısı K kök 3. 90'ın karşısı 2K. Bir kenarı 2K bulmuş olduk böylelikle. Şurada 30'un karşısı K kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı olacaktı 3K diyelim. Şimdi artık şu küçük üçgenin alanı K çarpı K kök 3 bölü 2'dir. Bölü büyük dik üçgenin alanı 3K çarpı K kök 3 bölü 2'dir. Bölü 2'lere bay bay dedim. K ile K'nın çarpımlarına bay bay dedim. Kök 3'lere de bay bay dedim. Yukarıda 1, aşağıda da 3 kaldı. Sorumun cevabı Adana'da geldi. Evet, 5 numaradayız dostlarım. Bakalım ne diyor? Düzgün altıgen. Şu GAC üçgeninin alanını 18 kök 3 vermiş. Şimdi bu üçgenin alanı 18 kök 3. Şu dikdörtgenin alanının hep yarısıydı dostlarım. Demek ki dikdörtgenin alanı 36 kök 3. Onu bir yazalım. Şurası 36 kök 3. Şimdi bir kenara x demiş, biz de x diyelim. X diyelim, x diyelim. Kısa köşegen neydi? Kök 3 katıydı. X kök 3 diyelim. Ve dostum ne geliyor bakın dikdörtgenin alanı? Kısa kenarıyla uzun kenarını çarp 36 kök 3'müş. Peki kök 3'ler gitti. X kare 36. X ne geldi bu durumda? 6 geldi. Bize de zaten X'i soruyormuş. Evet, 6. sorumuz. Bakın bunu da ben yine 1. testte çözmüştük herhalde. Şunu bir fark etmiştik. Şuradaki düzgün beşgende şu köşegen aslında bir kenara eşit demiştik. Yani bir kenar uzunluğunun X santim olduğunu artık biliyoruz biz. Ve bize de çevresini 30 vermiş. Yani 5x'i 30 vermiş. X eşittir 6'dır. Cevap Ceyhan'dan geldi. Fakat ben burada bir daha, hani belki sadece bu soru için açanlar olur diye videoyu, neden onlar birbirine eşit, onu nasıl ispatlamıştık onu göstereyim. Onu da açılardan ispatlıyorduk dostlarım. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Şurası 108 ise şunlara ikiz kenarlıktan dolayı 36 36 kaldı. Şimdi yine burası da 108, o zaman şuraya 72. Yine bunlar da xx olduğu için 36 36 geldi bunlara da ikiz kenardan. Yine 36 ise şuraya 72 kaldı. 36 72 daha 108, şuraya da 72 kaldı. Bakın ikiz kenarı böyle bulduk. Demek ki bu x ise bu da x olur. Hatta şurası da 72'dir. Burası da x gelir. Yani düzgün beşgende iki köşegen çizildiğinde şurada her zaman bir eşkenar dörtgen oluşur arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Evet. İlk 6 soruyu gömdük. Test 4'ün 7. sorusuyla devam edelim bakalım. Yeliz 6 adet mavi, 18 adet kırmızı renkli çubuk ile yaprakları eş olan, yaprakları eş bir çiçek motifi oluşturmuştur. Tamam. Mavi renkli çubukların uzunluğu kırmızı renkli çubukların uzunluğunun 2 katıdır. Bunu bir gösterelim arkadaşlar. Şunlara bir KK dersek biz kırmızıların her birine, şöyle KK diyelim. Maviler 2K, 2K olacak o zaman. Şurası da 2K, burası da 2K, burası da 2K, burası da 2K gibi. Çiçeğin kapladığı bölgenin çevresi 36 birim. Şimdi kaç tane K var bunu bulalım dostlar. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane K var. 18K'yı bize 36 vermiş. Demek ki 1K'nın uzunluğu 2 birim. K'lar 2 birim, onu da bilelim artık. Peki ne istiyordu bizden? A ve B noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. Hemen onu bir şuradan göstereyim ben. A ile B arasındaki uzaklık dediğimiz şey burası. Dostlar çokgenlerin içinde böyle salak bir uzunluk istiyorsa bizden, hemen bunu hipotenüs yapacağız ki onu da şuradan yapalım bak. Şuradan da bir diklik indirelim. Şunlar da tam bizim kısa köşegenlerimiz olduğu için şurayı da çizdiğimizde işte size dik üçgeni oluşturduk. Peki 2, 2... Burası 2 kök 3. Kısa köşegen kök 3 katıydı. Bu da 2 kök 3. Şurası toplamda 4 burası. 4 de burası 8. O halde şurası da 8 birim geldi. Hadi gelin Pisagor yapalım. X'i bulalım şurada. X kare eşittir. 8'in karesi 64 artı. 4 kök 3'ün karesi 48. 108, 112 mi yaptı arkadaşlar? X kare 112. X kök 112 yaptı. 112'de 56 çarpı 2'dir. 28 çarpı 4'tür. Yani 7 çarpı 16'dır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 7'dir. 7. sorumun cevabı Denizli'den çıkar.
Evet, 8. sorumuz. Okuyalım dikkatli bir şekilde. Çevresinin uzunluğu 6 birim olan. Şimdi çevresinin uzunluğu 6 birimse bir kenarımız 1 birim. Düzgün altıgen D köşesi etrafında ok yönünde 60 derece döndürülüyor. Dostlar 60 derece döndürülmesi demek şu bir kenarın mesela şu CD üstündeydi ya. Bir sonraki şekilde DE üstünde olacak. Yani şurası E olacak. Bir 60 derece daha döndürdüğünde F üstünde olacak. Bir 60 derece daha döndürdüğünde A'ya gelecek sıra. Bir 60 derece daha döndür B'ye gelecek. Bir 60 derece daha döndürürsek C'ye gelecek. Yine bir 60 derece daha döndürürsem D'ye gelecek. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir 60 derece daha, bir 60 derece daha. Böyle bu şekilde 8 kez daha tekrarlandıktan sonra duvara çarpıp duruyormuş dostlar. Buna göre bu işlemin sonunda A köşesinin bulunduğu noktanın başlangıçtaki konumuna olan uzaklığı nedir diye bir soru soruyor. Dostlar şimdi ilk etapta buradaysa 9 kez döndürürsek biz bunun nereye geliyor? Şu noktanın ismi ya da şu noktanın isimleri neler oluyor bunu bulalım. Şimdi 9 kez döndüreceğiz. Bakalım A nereye geliyor? 1 döndürdüğümde burası. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 döndürdüğümde tam şuraya denk düşüyor dostlar. Demek ki burası tekrar A noktası oluyormuş. Şimdi ne diyor soru? Bir kez döndürüyorum 60 derece, sonra 8 kez daha döndürüyorum diyor. Yani toplamda 9 kez dönüyor arkadaşlar. Ve şunların her birisi birer santim. 9 kez döndüğü için şuradan şurası 9, hatta bir de bir başlangıçta var C'den itibaren. Şuranın toplam 10 santim olduğunu biz biliyoruz. Peki A'dan aşağıya bir diklik indirsek 1, 1, 1 köküç olduğunu da buranın biliyoruz. Bize de A ile yeni üstündeki noktanın arasındaki mesafeyi soruyor. Şurayı da bize soruyor dostlar. X dedim buraya da. Ne yapacağımızı anladınız herhalde. Pisagor bağıntısını çakıyorum hemen şuradan. X kare eşittir. Bir 10'un karesi 100. Bir de kök 3'ün karesi 3. Kök 103 geldi. Yani Edirne'den çıktı sorumuzun cevabı. Diyor ki şekil 1'de bir kenar uzunluğu 2 kök 3 birim olan düzgün altıgen. 2 kök 3'müş. Demek ki şunların her biri kök 3. Kök 3. Şuralara da 2 kök 3 yazalım. Tamam. Ne diyor? İlk olarak AB üzerinde yukarıdan aşağı doğru katlanıyor. AB üzerinde katlandı. Sonra da CD üzerinden katlandığında şekil 2'deki şekil elde ediliyor diyor. Tamam. Şimdi bunu da diyor ki 2 santim diyor CN. Tamam, onu da gördük. Tekrar açılıyor. Şekil 1'deki alan, altıgenin alanı ile kesilerek açılan şeklin alanı arasındaki fark. Şimdi sen bunu tekrar açtığında soru aslında kolay bir soru arkadaşlar. Şimdi tek tek geriye açalım. Önce şuraya M noktası diyeyim. Şu BM'yi tutup bu tarafa doğru yatırsaydık şöyle bir şey oluyordu değil mi arkadaşlar? Tam göstermeyeceğim buraya karışmasın diye. Bu kare buraya denk düşüyordu. Sonra bunu tekrar yukarıya doğru mu açıyorduk? Önce aşağıya doğru açıyoruz tekrar ya da yukarıya doğru, fark etmez, önemli değil. Açtığınızda tekrar dostlarım şöyle bir düzgün altıgen çıkacak. Yani şurada göstereyim. En son şekil şurasıydı. Şu kısım kaldı. Bunu bir geriye doğru açtığında şurada bir kare oluştu. Bir de aşağıya doğru indirdiğinde şu karelerin aynısı simetrik olacak şekilde buraya geldi. Yani şurası kesilmiş bir vaziyet. Bize de diyor ki şekillerin arasındaki fark. Şimdi ilk haliyle en son şuradaki mavi kalan kısmın arasındaki fark aslında bize şuradaki karenin çevresi soruluyor kısaca dostlarım. Alanı mı? Alanları diyorsa tamam, buradaki karenin alanını soruyor bize demektir bu. Hadi bulalım. Dostlar şurayı 2 vermiş soru. Biz şu kısa köşegenin 2 kök 3 ya bir kenar. Kök 3 katı olacaktı. 6 birim olduğunu biliyoruz. Yani şu yarısı 3 birim. Şu yarısı da 3 birim. O halde şuraya 1 birim, 1 birim diyelim. Bakın karelerimizin bir kenarını bulduk bile. Karenin bir kenarı 2 çıktı. Bize de meğersem sadece bu karenin alanını soruyormuş. 4'ü yapıştırdık. Bursa'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, 10 numaradayız. Son sorumuzdayız dostlar. Bakalım ne diyor? Şekil 1'deki ABC'de düzgün beşgeni biçimindeki karton E köşesi B köşesi ile çakışacak şekilde katlanarak şekil 2 oluşturuluyor. Şimdi katlanmadan önce şöyleymiş arkadaşlar bu. Onu bir gösterelim. Şöyle bir şekilmiş. Bunun üstüne katlandığı için bu her zaman neydi? Kat çizgisi açıortay. Yani 108'i 54, 54 2'ye böldü. Bu
Bu bir. Sonra da diyor ki bize dostum, şekil 3'e geçelim, şöyle okuyalım. Şekil 2'deki ABCD dörtgeni şekildeki karton AB kenarı AF kenarı ile çakışacak biçimde katlanarak şekil 3 elde ediyor. Şimdi şuradaki B noktası şuralarda bir yerdeymiş öncesinde arkadaşlarım. Şöyle bir açalım orayı. Nasılmış? B noktası şöyle bir şekildeydi. Şuradaydı B noktası. Katlandı. B üssü oldu. Böyleydi. Yani hatta şeklin tamamını çizeyim ben. Şöyle bir şey. Şeklimiz şuydu arkadaşlarım. Burası neydi? 54 derece. Şimdi bu sefer de AG üzerinden katlandığı için AG açıortay olacak. Yani bu 54'ü 27, 27 2'ye bölecek. Bunu da gösterelim. Sonra bakın şuradaki B dediğimiz açı, şuradaki B aslında şu B. Düzgün beşgenin bir iç açısıysa 108 derecedir. O halde burası da 108 derece ve katlandığı zaman geldiği yerde yine 108 derece olacak. Şimdi bize de şuradaki açıyı mı soruyor? Şuranın tamamı yine açıortay olduğu için orayı soruyor. Şu açı alfa açı. Sen şurayı soruyormuş arkadaşlarım. Hadi bakalım. 108, 27 daha. Onu bir hesaplayalım. 108, 27 daha. 7, 14, 15. Elde var 1, 3. 135 yaptı. Şu açıya 45 kaldı. Burası 45. Şu da 45 öğretmenim. Toplamları 180 olacağı için şuraya da 90 kaldı. Bize de alfa dediği yer 90 ile şu 45'in toplamı oldu. Yani 135 derecedir. Sorumun cevabı 135 çıktı arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda test 5'i göreceğiz inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.